Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bugünkü derste ne yapacağız aslında? Bir önceki derste bakın ne yaptık? Integer türünden aslında bir vektör dizisinin ya da listesinin aslında kendi standart formunda partition'ı, aslında parçalara bölme işlemini yaptık. Bunun fonksiyonlarını itere etmeye çalıştık, bunları ilerletmeye çalıştık. Burada ayrı ayrı yazdırılmasını yaptık ve neyi gördük aslında burada? Partition'da başa bir veriyi, sona bir veriyi. Yani aslında bir sınıfa uyanları başa, diğer sınıfa uyanları sona verdiğini burada gördük. Çünkü boolean aslında bir operatör burada işletiliyor. Şimdi bakın buradaki örneğimi ne yapacağım ben? Gideceğim string kütüphanesine genişleteceğim. Biz orada nasıl bunu yapıyoruz onu göstermeye çalışacağız. Şimdi bakın standart olarak bizim yaratabileceğimiz bir vektörün içerisinde string diyorum. I değil s vec diyorum. Randomize'ımı yine buraya koyuyorum. Ve bunu yaptıktan sonra cfill string ifademin içerisinde s vec'e 10 tane rastgele değer atıyorum. Ve cdisplay'in içerisinde s vec diyorum. S vec dedikten sonra bakın ben bunu yazdırabilecek hale geliyorum. Cout burada s vec ya da standart svec is written diyorum. Ve endlemi buraya koyuyorum. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda zaten standart svec'i göreceğiz. Bizim yapacağımız ya da yaptığımız algoritmanın içerisine bakın. Terminale bakıyorum burada. Bu terminalin içerisine bakın. Urgan, Aa, Tamer, Gözde, Ahmet, Göktuğ, Recep, Hatice, Ali, Aa ifadeleri burada çıkıyor. Şimdi bakın ben buraya gidiyorum. Bir tane vektörün stringi türünden ne tanımlayacağım? Bir iteratör bound tanımlayacağım. Bu bound'ın içerisinde partition algoritmasını uygulayacağım. Bu partition algoritması aslında neyi gösterecek bana? Bu sınıfa uyan değerlerin aslında son adres değerini bana burada geri döndürecek. O yüzden bakın svec'in begin'ini buraya koyuyorum. svec'in end'ini koyuyorum. Bir de benim buraya ne yapmam lazım? Mesela is size check diye bir fonksiyon benim burada yazmam gerekiyor arkadaşlar. Neden bunu yapıyorum? Bu template parametresinin içerisinde neyi kullanacaksam aslında benim buraya onu vermem gerekiyor. O yüzden ben bunu bir fonksiyon modunda yazdığım için bakın buraya bu ifadeyi ben implement etmeye çalıştığımda bu değerlerin hepsini çalıştırabileceğim. O yüzden bakın buraya geliyorum. Şöyle bool diyorum. Is bunun ismi neydi bakalım bir size check. İfadesinin içerisine gidiyorum. STD'nin string'i türünden bir değer alıyorum. Parametrik olarak ben bunu bu şekilde tanımlayabilir miyim? Kesinlikle tanımlayabilirim. O yüzden bakın şu template tanımının hepsini geliyorum buraya alıyorum. Aldıktan sonra bakın şurada STD'nin string'i dememe gerek yok artık. String var değişkeni burada olsun. Şimdi benim burada return olarak bir şey döndürmem gerekiyor. Ben buradaki aslında size'ı kontrol etmek istediğimde aslında arkadaşlar ne yapayım biliyor musunuz? Gideyim var'ın size'ına bakayım ve bu size eşitse 5'e bunu ne olarak döndüreyim? 1 olarak döndüreyim. Ben bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. Çünkü string sınıfı zaten size fonksiyonunun kullanımını bana veriyor. Ve isSize check'in içerisinde bakın ben eşittir 5 dediğimde bunun boyutu eğer 5'e eşitse ne yapacağım? Hepsini sol tarafa, eşit olmayanları sağ tarafa aslında bu yazımın içerisinde aktarabileceğim. O yüzden bakın is size check'i ben buraya koydum. Koyduktan sonra gidiyorum buraya diyorum ki end'le yazıyorum. Şuraya geliyorum. String with 5 with the number of diyelim buraya 5 char is written diyorum bakın burada. Ve bunu yazdırırken benim ne yapmam gerekecek arkadaşlar? Yine bir iteratör tanımlamam gerekecek. For diyorum bakın burada auto iter türünden bir değişkenle svec begin buraya atıyorum. Yine iter eşit değilse bound değerine diyorum. Yani başlangıçtan bound'a kadar olanları yazdırıyorum. Çünkü artık ben bunları 5 karaktere göre sıraladım. Ve itere artı artı deyip bakın burada arkadaşlar cout'un içerisinde yıldız iter bir boşluk bırakıp burada da cout endlemi yazdırıyorum. Aynı mantık niçin de geçerli arkadaşlar? Bakın aynısını alıyorum, kopyalıyorum. Şunu da alıyorum. String diyorum. Without
ifadesini buraya koyayım. Burada geliyorum. Oto ile ben yine bunları tanımlayabilirim. Ancak bakın arkadaşlar, burada başlangıç değerini artık neye atamam gerekiyor? Bound'a atamam gerekiyor. Çünkü buraya kadar olan diziyi yazdırdım. Ama bunun dışında ne yapacağım? S ve K'in end'ini bu sefer buraya alıp iteratörle yazdırmasını yapacağım. O yüzden bakın, ben bunu çalıştırdım da arkadaşlar. Şimdi beşlik karakterlerin hepsini bakın burada ne yapacak arkadaşlar? Yazdıracak. Şimdi bakın 5 tane olanların hepsi, bakın burada karakter içerisinde ne olmuş? Ammar, Fatma, Ahmet, Gözde, Fatma, Gözde, Nazif burada var. A, Göktuğ. A ifadesi bakın 5 boyutunda olmadığı için aslında burada ne yapabiliyor bu değer? Aslında diğer tarafta bunu sınıflandırıyor. Şimdi bakın buraya Tamer, Urgan, Ahmet, Gözde burada. A, Mehmet, A, Hatice, A, A da değeri burada içeriliyor. Şimdi bakın, biz bu ifadeyi burada var size olarak yazdık ama ben bunu şöyle bir şey de yapabilir miydim? Küçüktür diyeyim bakın buraya. 5'ten küçükse true değerine, yani aslında doğru değerine bu dönsün. Eğer bakın bu buraya dönüyorsa arkadaşlar, tekrardan çalıştırıyorum. 5'in altındakileri yukarıya yazdıracak. Şunları bir clear yapalım da düzgün görünsün. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın standart dizim bu. 5'in altındaki karakterler sadece bir taneymiş, A. Ama 5'in üstünde ve 5'e eşit karakterlerin hepsi neymiş? Buradaymış. Tekrardan bakın çalıştırıyorum bunu. Örneğimi göstermek için bakın. Alex 4 harfli, 1 harfli, 1 harfli, 4 harfli. Bunların hepsi 5 harf, 5 harf, 6 harf, 5 harf, 5 harf, 5 harften aslında oluşmuş oluyor arkadaşlar. Yani biz bu ifadeleri buraya koyup aslında bunların örneklerini istediğimiz şekilde çoğaltabiliriz. Yeter ki ne yapalım? Şu partition algoritmasının içerisine doğru algoritmik değeri aslında burada verebilelim arkadaşlar. Çünkü bizim buradaki amacımız ne? Bu fonksiyonların değerlerini doğru bir şekilde aslında gerçekleştirip bunların değerlerini yazabilmek arkadaşlar. Tabi bu sadece burada bitiyor mu? Bitmiyor. Bakın şimdi biz şu ana kadar hep ne yaptık? Is size check'i, is five'ı falan hep aslında prototip tanımı olarak yaptık bakın burada. Ama ben bunları ne yapabilirim? Bunları is size check'i bu şekilde yazmak yerine bakın, ben burada bir template ifadesini koyabilirim. Bakın şimdi. Bu 8.1'di. Bu örneğim kalsın. GitHub'tan en azından inceleyebilirsiniz bunu. Şu 8.1.1 olsun. Şöyle geliyorum. Buraya gideyim, bir predicate sınıfı yazayım ben. Is size check pre ifadesini buraya koyuyorum bakın. Şimdi bakın, ben böyle bir class yaratacağım burada. Bu class'ım ne işe yarayacak benim bakın. -8'in içerisinde şöyle bir parantez açıyorum. Bizim lambda ifadesi dediğimiz aslında, ya da atıyorum operatör overload edilmiş aslında class formundaki ifadelerde ben bunları kullanabiliyorum. O yüzden bakın, bir template yazıp buraya bir class t diyorum. Class diyorum bakın burada. Is size check pre diyorum. Class'ların içerisinde ne vardı? Bir private section vardı. Bir public section vardı. Ben bunu public'e atayacağım. Çünkü zaten burada operatör overloading'i kullanacağım. Ve buraya geliyorum, diyorum ki bool diyorum bakın. Operatör diyorum. Operatörün içerisinde bir parantez, bir parantez t türünden var diyorum. Ve bunu const'a çeviriyorum. Yani bunun içerisinde bir değer değiştirmeyeceğim söylüyorum. Bakın ben şimdi burada return ifadesini buraya verdiğimde, bu return'ün içerisindeki ifadeye ne yazacağım arkadaşlar? Var'ın size'ını atıyorum ve bu size'ın içerisinde 5'ten küçük ifadelerin hepsini git diyorum, burada yap diyorum. Bakın bunların hepsi nerede implement ediliyor? Predicate'tir bunlar, ama lambda ifadeleri denen ifadelere karşılık gelir bunlar bakın. Eğer ki bakın ben burada operatör overloading de bu karakteri yapabiliyorsam, işte o zaman ne yapabilirim ben? Gidip şu class'ın içerisindeki değerleri de bakın burada, bu is size check'i de burada kullanabilirim. O yüzden bakın, benim burada ne yapmam gerekiyor? Sadece türünü vermem gerekiyor buraya. Onu nasıl bulabilirim? String'im benim var burada ve ben burada operatör overloading yaptığım için bu ifadeyi buraya koyduğumda, bu sefer is size check pre fonksiyonun içerisindeki bu class'ı lambda ifadesi gibi kullanabiliyorum bakın. Bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın ne yaptı? Ali, A, 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 A. Hepsi bakın 5'ten küçük harfler. Ama bunlar 5, 5, 6, 5, 5 ifadelerinden oluşuyor. Hatta ve hatta bakın ne yapalım biliyor musunuz? Biz bunu gidelim 100 yapalım. 100 yaptıktan sonra daha net bir şekilde görelim. Bakın şurayı görüyor musunuz? Bu bizim normal dizimiz.
Bu normal diziden sonra bakın. String with the number of 5 characters written diyor ya burada. Bu 5 ve 5'in altındaki karakter. Aslında 5'in altındaki karakterleri yazıyor. Şimdi bakın bu 5'in altındaki karakterlerde Ali 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3 bilmem ne bilmem ne. Bakın burada hep Alex, Ali, Alex gibi rakamlar yazılmış. Ama bakın 5 ve üzeri karakterlerin hepsini ne yapmış? Dizinin ikinci tarafını aslında kendi içerisinde algoritma aktarabilmiş arkadaşlar. O yüzden bakın partition algoritması aslında temel olarak ne yapıyor? Biz burada bu ifadeleri denediğimizde bakın bir kere... Predicate class'ları burada kullanabiliyoruz. Bunun notasyonları burada implement edebiliyoruz. Bunları implement ettiğimizde türden bağımsız hale bakın bunları getirebiliriz. Ya da biz bunları bakın parametrede aslında geçebiliriz burada. Ama şu anda yapıyor muyuz bunu? Hayır yapmıyoruz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bakın burada is size check pre diyor ya bakın burada. T-var'ı ben burada aldım da zaten bu T-var'ın içerisindeki parametreyi bunu aslında vermek zorunda kalıyor. O yüzden ben buraya neyi bool koşulu olarak yazarsam o koşulla aslında burada değerlendirmeyi yapıyor. Böyle bir kullanım var mı? Kesinlikle var. Zaten biz bunları functional operatörlerin içerisinde hep görmüştük. Bu smaller size, big size ya da atıyorum işte size'a değil kelimelerin içerisindeki karakterlere göre biz bunları sıralayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın ne yapacağız bir sonraki derste aslında gideceğiz şu is size check pre'nin aslında formlarını bu is size check'in içerisine string ve integer değerler içinde aslında uygulayıp artık ondan sonra da partition algoritmamızı biz gidip kendimiz yazmaya implement etmeye çalışacağız arkadaşlar.